Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü gezi rotamız İstanbul'un güzel milli parklarından, güzel alanlarından biri olan Mihribat Korusu'nda. Evet ve yine ben ve aynalar. Böyle bildiğiniz Abdullah Ağa yalısı. Muhteşem katlardan oluşuyor gerçekten. Burada da tabela var. Bu sağdan Mihribat Korusu'na ulaşıyorsunuz. Böyle düz yukarı çıkınca da Hidiv Kasrı'na. Duvardaki süslemelere bakın. Ne kadar güzel süslemişler. Okulun çevresini. Böyle aşağı doğru görüntüsü. Yani açıkçası biraz yokuş çıkıyoruz. Evet, bayağı böyle sakin. Kimsecikler yok. Kayıp kedi ilanı. Kanlıca da kaybolmuş. İşte görenler bu numaraya ulaşabilirler. Evet, ilk önce Mihribat Korusu'na geçeceğiz bakalım. Şimdi Mihribat Korusu'na da gelmiş durumdayız. Yani koruda muhtemelen zaten burası diye gösteriyor. Böyle girişi. Şimdi Mihribat Korusu'nun da içine girdik. Giriş ücreti arkadaşlar kişi başı 12 TL. Özel davet alanları var. Oralara girilmiyor diye gösteriyor. Şu ağacın şekli ne kadar güzel. Burada bir restoran kafe var. Mescit de var. Böyle güzel bir manzaraya sahip bu koruda. Bakalım. Evet. Bir de güneşin de yansımasıyla ne kadar güzel görünüyor Boğaz. Korunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Müthiş. Şu noktada bir restoran kafe var ve gördüğü güzel manzaraya bir bakın arkadaşlar. Çok harika bir boğaz manzarası var. Evet arkadaşlar, şimdi Mihribat Korusu'ndayız. Hemen Kanlıca'da merkezinde otobüslerle indikten sonra bir yukarı tabelalar da gösteriyor, sizi yönlendiriyor. Yukarı çıkmanız gerekiyor. Bir 10 dakikalık bir yürüyüş mesafesi var. Tabii yokuş olduğu için biraz yorucu olabiliyor ama çok kısa bir mesafede varmış oluyorsunuz. Yukarıda neler var acaba? Böyle renkli renkli bir şeyler yapmışlar ama. Basit bir şey. Böyle korunun içinde güzel boğaz manzarası eşliğinde ne güzel doğanın içinde yürüyebiliyoruz. Yürüyüş parkurlarını çok güzel yapmışlar. Çok beğendim. Ama belli ki burada davetler de veriliyor. Hani önemli organizasyonlar da yapılıyor. Önce geldiğimiz yerde restoran, kafe, davet alanı, şimdi yürüyüş parkuruna giriyoruz. Araçların girmemesi de iyi.
rahat rahat yürüyoruz şimdi. Bisiklet var. Tam güzel böyle spor yapılabilecek, koşunabilecek değil mi? Ama yürüyüş, koşu. Doğru bu. Böyle ağaçlardan şu an çok net görünmüyor ama şu arkasındaki yatan manzara. Evet, aşağıdan herhalde büyük bir ihtimalle bu yürüyüş parkuru sonra o restoranın olduğu yere tekrar dönecek herhalde. Ay, yerim ben seni. Bembeyaz, ne kadar güzel rengi. Bir de tontiş. Yanaklara bak. Yanaklara bak. Şu ağaçlara da bayılıyorum arkadaşlar. Bak ne kadar güzel bir yürüyüş yolu yapmışlar. Şu ormanın içine doğru. Bak şu tarafta çocuk oyun parkı da var. Engelli oyun parkuru diyor. Ama ne kadar güzel düşünmüşler. Doğada bir gün hatırası. Böyle sıra sıra güzel yapmışlar burada. Sıra sıra böyle çocuk oyun parkları var. Bak şurada bir tane haritası var. Mihribat konusu doğada bir gün etkinliği oyun düzeni. Ben neredeyim? İşte ben de böyle bir harita arıyorum. Neler varmış? Evet, güzel bir engelli oyun parkuru yapmışlar buraya. Böyle sıra sıra. Oyun parkurları var, oyun alanları var. Burada B kapısı diyor mesela bak. Şöyle bir bakalım. Böyle değişik değişik çocuklar için etkinlik alanları yapılmış. Burası böyle küçük bir seyir alanı. Evet, şey gibi. Bak şu arkada yine böyle bir oyun park alanları var. Böyle iç içe geçmiş. Burası zaten engelli oyun alanıydı. Burada böyle sırasıyla. Olurum, sen de devlamazsın. Bak ne diyor? Yüksek ip oyunlar parkuru. Buraya da anıları koymuşlar hep. Demek ki yazın bayağı güzel çocuk etkinlikleri yapılmış burada. Takip bak, çocuklar ne güzel şeyler de boyamışlar. Belli ki çok farklı etkinlikler yapılıyor. Yazın ya da yaz gelmeden önce bir etkinlik takvimine bakmak lazım. Mihribat Korusu'nda neler yapılıyor. Çocuklara yönelik bayağı kapsamlı güzel şeyler var. Güzel rengarenk alanlar yapmışlar. Aa, burası çok güzelmiş ama. Güzel. Şimdi Mihribat Korusu'nun biraz daha üstlerinde, yani yukarılarda bir yerdeyim ve bu güzel manzarayı, güzel bir otopark alanı da yapmışlar restoran kafenin önünde. Bakalım şimdi bir bu restoran yani kafeye bir girip bir kahve içelim dedik güzel manzaraya karşı.
güzel bir kafe restoran var burada. Bakar mısın? Bakalı ballı bademli neydi latte. Bu mihribat special olarak geçiyor. Çok güzel gerçekten. Çok beğendim. Hiç şekere bile gerek yok. Bal var ya içinde. Bal olduğu için. Gerek yok. Böyle Kanlıca tepeleri. Böyle Kanlıca ara sokaklarında çok güzel evler, güzel ara sokaklar var. Gökyüzü ne kadar güzel görünüyor değil mi? Tabaklarımız da çok güzel yani. Güzel böyle naneli bir ayran geldi. Böyle acılı bir sos. Bu neyden oluşuyor anlayamadık. Yoğurt olduğu kesin. Değil mi? Kıymalı pide. Çok baharat falan yok üstüne. Sade böyle. Bu falafel neydi? Yoğurtlu böyle falafel. Ve muhammara ve kaşarlı. Ha, kaşarlı pide. Muhammara acı sos oluyormuş arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi böyle altına kıtır ekmek koymuşlar. Falafel koymuşlar yine yoğurdun altına. Çok da güzel, lezzetli. Böyle belli oluyor arkadaşlar. Ekmek, böyle çıtır ekmek üstü falafel. Şu üsttekiler de vegan falafel oluyormuş. Pidelerden böyle yoğurtlu. Türk kahvesine bakın arkadaşlar. Böyle bir sunumla böyle bir tatlıyla geldi ama kurabiye gibi de değil. Yeniden tatlısı da böyle. Evet. Bir de böyle küçük bir not geldi. Birazdan açacağım. Not da çıktı. Merak ediyorum. Açamadım. Çok güzel bir kumla geldi. Kahvesi. Şöyle bir notla geldi. Güzel ahlaklı bir insanla tanışarak bu insandan çok fazla yardım görecek ve hayata bakış açınızı değiştirecek. Bal geldi resmen. Evet, çok güzel bir bal dilek geldi. Böyle lokum gibi bir şey geldi arkadaşlar. İçim böyle sanki peynir de değil ama kaymaklı bir şey gibi. Çok güzel. Mihribat Korusu'nu baştan sona gezdim arkadaşlar sizin için. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmanız yeterli arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.